Indie oyunlar, birçok oyuncunun ilgi duyduğu, çoğunlukla bağımsız küçük stüdyoların elinden çıkan, düşük bütçeli fakat yine çoğunlukla içerisinde başyapıtlara taş çıkarabilecek hikayeler barındırabilen ve oynanışı da kendine münhasır, kendi içinde bir dünya. Bugün indie oyunlara ilgi duyan birisi olarak, benim gibi indie oyunlara ilgi duyanlar için hazırlamış olduğum 10 oyunluk bir liste ile karşınızdayım. Listede olmayan oyunları yorumlarda ekleyebilirsiniz. Keyifli seyirler. İlk oyunumuz Katana Zero. Öncelikle şunu söylemeliyim ki sıralamayı tamamen rastgele yapıyorum. Yani hiçbir oyun diğerinden üstte değil. Hepsini severek oynadım. Katana Zero da bu oyunlardan birisi. Finalinde hikayesi biraz ucu açık olarak bitirilmiş olsa da gayet içine çekiyor. Oynanış tarafındaysa beyniniz ile ellerinizi senkronize çalışmaya iten, kesinlikle kolay olmayan fakat tekrar tekrar denerken de sıkılmayıp içine çeken bir yapım. Aksiyon platform türü sevenler için tavsiye edebileceğim bir oyun. Bir diğer oyunumuz ise Neon Abyss. Roguelike türünün güzel bir temsilcisi olan Neon Abyss, her seferinde değişen haritası, yavaş yavaş alıştırarak zorlaşması ve her seferinde değişik bir build yapma imkanı tanımasıyla açıkçası bana gayet hoş bir vakit geçirtti. Türü seven biriyseniz indirim zamanı şans verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Sırada Ruiner var. İçerdiği metaforlar ve sembolik anlatımlar, barındırdığı cyberpunk teması, mekanların ambiyansı ve sanat tasarımıyla kesinlikle aklımda kalan oyunlardan birisi oldu Ruiner. İzometrik bakış açısıyla ilerleyen oyun, hack and slash türünde başarılı indie oyunlardan birisi bana göre. İndirim dönemleri fiyatı oldukça düşen Ruiner, önerebileceğim oyunlardan birisi olarak listede kendine yer buluyor. Geldik Hotline Miami'ye. Türü seven oyuncular tarafından ilk ve ikinci oyunu muhtemelen zaten biliniyordur. Fakat bu listede olmazsa olmaz bir seri. Zorlu fakat sıkmayan yapısı, genel olarak teması, hikayenin sunuluş şekli ve birçok yönüyle öne çıkmayı başarabiliyor. Dead Cells ise listemizdeki bir diğer oyun. Hem mobil, hem PC, hem de konsolda oynayabileceğiniz Dead Cells belki mükemmel bir hikaye sunmuyor. Fakat roguelite platform türünde kendi stratejinizi geliştirmeniz gereken ve oynanış dinamikleriyle de ön plana çıkmayı başarabilmiş, kitlesinin üzerine de çıkmayı başarabilerek oldukça da sevilmiş bir oyun olarak yer alıyor. Sırada Undertale var. İlk bakışta eski bir JRPG oyunlarını andıran Undertale, karakterlerinin derinliği, soundtrackleri ve oyuncunun kararları doğrultusunda ilerleyen yapısıyla benim adıma içime işleyen bir oyun oldu. Bir diğer oyunumuz Papers, Please. Distopik bir ülkenin yozlaşmış memurlarından birisini canlandırdığımız oyunda 20 farklı son bulunduğu söyleniyor. Bir noktada kararlarınızın ilerleyişe de etki edeceği oyun, farklı tarzıyla şans verilmesi gereken oyunlardan birisi. Celeste ise sıradaki oyunumuz. 2018 senesinin çok konuşulan oyunlarından birisi olan Celeste, ilgi çekici mistik hikayesi, farklı ve bana göre başarılı bölüm tasarımları ve bölüm tasarımlarının oynanışı etkileriyle oynayıcıya hoş zaman geçirtmeyi başarabiliyor. Sondan bir önceki oyun ise Inside. Platform puzzle türünde olan Inside, karanlık hikayesi, Ruiner gibi hatta daha fazla içerdiği sembolik anlatım ve metaforları ile Papers, Please gibi distopik bir dünyada geçmesi ve oyuncuyu sürekli bir şekilde oyunun içinde tutmayı başarabilmesiyle bana göre türünde tüm zamanların en başarılı yapımlarından birisi. Son oyunumuz ise Hades. Galiba buradaki tüm oyunlardan kişisel bir sıralama yapsaydım, İlk 3'te olması kesin olan, hatta belki bir numaralı olabilecek oyun olurdu Hades. Sanat tasarım başta olmak üzere, hikaye örgüsü, genel teması, bölüm tasarımları, oynanış dinamikleri
ve birçok farklı yönden beni ciddi anlamda etkilemeyi başarmış ve ayrıca 2020 senesinde de yılın oyunu olmaya aday olmuştu. Listemiz burada sona eriyor. Peki sizce listede başka hangi oyunlar olmalıydı? Yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir başka videoda görüşünceye kadar hoşça kalın.